Merhaba değerli öğrenciler. Ben Terme Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yasemin Özer. Bugünkü denemeye ait İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruları cevaplamadan önce hepinize sağlıklı günler diliyor. En kısa zamanda kavuşmayı temenni ediyorum. Evet, birinci sorumuz Osmanlı Devleti'nin son dönemleri ile ilgili bir soru. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında yabancı devletler Osmanlı ülkesindeki azınlıkların devlet otoritesine karşı isyan etmesine ve iç barışın bozulmasına neden oldu. Bu duruma son vermek isteyen Osmanlı aydınları tarafından önce Osmanlıcılık, ardından İslamcılık, Turancılık, Türkçülük ve Batıcılık gibi fikir akımları ortaya atıldı. Verilen bilgilere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi tek tek yargıları ele alıp paragrafta olup olmadığına bakalım. Birinci yargımız Osmanlı topraklarında karışıklıkların çıkması üzerinde yabancı devletlerin parmağı olmuştur. Evet, paragrafta da Osmanlı ülkesindeki azınlıkların isyan etmesinde yabancıların etkisi olduğu ilk cümlede veriliyor. İkinci yargımız Osmanlı aydınları ülke içinde çıkan karışıklıkları önlemek için çareler aramışlardır. Evet, yine paragrafta Osmanlı aydınları tarafından önce Osmanlıcılık, ardından İslamcılık, Turancılık, Türkçülük ve Batıcılık gibi fikir akımlarının ortaya atıldığı ifade edilmiş. Üçüncü yargımızda Osmanlı Devleti'nde dış güçlerin etkisiyle merkezi otoritede bozulmalar yaşanmıştır. Evet, yine paragrafın ilk cümlesinde yabancı devletler Osmanlı ülkesindeki azınlıkların devlet otoritesine karşı isyan etmesine ve iç barışın bozulmasına neden oldu derken merkezi otoritede bozulmaların yaşanmasında da etkili olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 yani D seçeneğine ulaşabiliriz. İkinci sorumuzda ise Wilson ilkeleri ile ilişkili bir soru. Wilson ilkeleri ittifak devletlerini ümitlendirip barış eğilimlerini artırmıştır. Wilson ilkelerinin etkisiyle Ermeniler, Rumlar ve Araplar devlet kurmak için hazırlıklara başlamışlardır. Buna göre Wilson ilkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisi ulusların devlet kurmak için hazırlıklara başlamasında etkili olmuştur? Yine Wilson ilkelerinde yer alan her ulus çoğunlukta olduğu yerlerde kendi kaderini kendisi belirleyecektir maddesi, Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan Ermeni, Rum ve Arap gibi azınlıkları ümitlendirmiş ve kendilerine ait devlet kurmak için hazırlıklara başlamalarında etkili olmuştur. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü sorumuz, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İtilaf Devletleri'nin yurdumuzu işgali karşısında İstanbul Hükümeti'nin tutumu ile ilgili bir soru. Verilen paragrafta İtilaf Devletleri yurdumuzu işgal etmeye başladıktan sonra İstanbul Hükümeti'nin ülke içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmaya yönelik çalışmalarda bulunmadığı, İstanbul Hükümeti'nin yine Anadolu'ya sadece nasihat heyetleri göndererek halkı işgaller karşısında sükunete davet ettiği, İtilaf Devletleri'ne silahla karşı konulmamasını istediğine dair bilgiler verilmiştir. Buna göre İstanbul Hükümeti'nin işgaller karşısında izlediği politika yukarıdaki yargılardan hangileriyle açıklanabilir şeklindedir. Biz İstanbul Hükümeti'nin tutumuyla ilgili mücadelecidir diyemeyiz, milliyetçi bir yaklaşımı vardır diyemeyiz. Ancak işgaller karşısında sessiz kalması, karşı müdahalede bulunmaması, duyarsız olduğunu, çekingen kaldığını ve teslimiyetçi bir tavır sergilediğini göstermektedir. Dolayısıyla doğru cevap 2, 3 ve 4 olan B seçeneğidir. Dördüncü sorumuz, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonraki işgaller karşısında kurulan yararlı cemiyetlerle ilgili bir soru. Cemiyetlerin adları verilmiş, haklarında bilgi verilmiş ve bizden bu bilgilerden yola çıkarak sözü edilen cemiyetler hakkında çıkarılabilecek ortak özellik hangisidir? Onu bulmamız istenmiş. Şimdi Kilikyalılar Cemiyeti İstanbul'daki Adanalı, Maraşlı, Antepli ve Tarsuslular tarafından Aralık 1918 tarihinde kuruldu. Adana ve çevresinde Ermeni işgaline karşı direnişi teşkilatlandırma amacındaydı. Bir diğer cemiyetimiz Trakya Paşa ile Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 2 Aralık 1918 tarihinde Edirne'de Yunan işgaline karşı direnmek ve onların iddialarına cevap vermek amacıyla kuruldu. Trakya'da muhtemel Yunan saldırılarına karşı silahlı mücadele hazırlıkları yapıldı. Trabzon Muhafaza-i Hukuki Milliye Cemiyeti, Karadeniz kıyılarında hak iddia eden Pontusçu Rumlar ile Ermenilere karşı mücadele amacıyla 12 Şubat 1919 tarihinde kuruldu. Bu üç cemiyetle ilgili ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş.
tek merkezden yönetildikleri diyemeyiz çünkü bölgesel amaçlı kurulmuşlardır ve ayrı ayrı merkezlerden idare edilmiştir. Bölgesel amaçlı kuruldukları, evet, biraz önce de söylediğim gibi bulundukları bölgeleri korumak amacıyla bölgesel amaçlı kurulmuşlardır. Yani doğru cevabımız B'dir. Yunanlara karşı oluşturuldukları diye C seçeneğimiz var. Yunanlara karşı oluşturulmuştur diyemeyiz çünkü Kilikyalılar ve Trabzon Muhafaza Hukuki Milliye Cemiyeti de Ermenilere karşı kurulmuş cemiyetlerimizdendir. İstanbul hükümetince desteklendikleri, bunu kesinlikle kabul edemeyiz. Çünkü İstanbul hükümeti tarafından desteklenmeleri söz konusu değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Beşinci sorumuz, Misak-ı Milli'nin bazı maddeleri şunlardır. Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır. Milli ve ekonomik gelişmemizi sağlamak amacıyla siyasi, adli ve mali gelişmemizi engelleyen bütün kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Verilen bilgilerde aşağıdakilerden hangisini amaçlayan bir karar yoktur. Burada öncüllerle seçenekleri eşleştirmemiz gerekiyor. Misak-ı Milli'nin kararlarını tek tek incelediğimizde Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Vatanın bütünlüğüyle, yani D seçeneğiyle ilişkilidir. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır. Uluslararası eşitlikle ilişkili bir maddedir. Milli ve ekonomik gelişmemizi sağlamak amacıyla siyasi, adli ve mali gelişmemizi engelleyen bütün kapitülasyonlar kaldırılacaktır maddesi ise bağımsızlığımızı sağlamaya yönelik bir maddedir. Fakat burada ulusal egemenlikle ilgili, halkın yönetime katılması ile ilgili bir karar olmadığı için C seçeneğine ulaşamıyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 6. sorumuz, Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile ilgili bir soru. Kanunun içeriği ve uygulanma şekli ile ilgili bilgi verilmiş. Bizden de Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun amacı olmayan seçeneği bulmamız istenmiş. Şimdi Hıyanet-i Vataniye Kanunu, ülkeyi yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek amacına yönelik kurulan Büyük Millet Meclisi'ne karşı düşünce ve uygulamalarıyla veya yazdıkları yazılarıyla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini sayılırlar. Madde 4, olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Hangisi diyor, hangisi amaçlanmış olamaz diye soruyor. Yargılamayı hızlandırmak var çünkü ne diyor? Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir diyor. Dolayısıyla A seçeneğine ulaşabiliriz. İşgallerin haksızlığını dünyaya duyurmak yok. C seçeneğine bakalım. Milli mücadeleye karşı çıkanları yargılamak. Evet, zaten kanunun çıkarılma amacı budur. Büyük Millet Meclisi'ne karşı olumsuz hareketleri önlemek, evet, birinci maddede de ifade edildiği gibi Büyük Millet Meclisi'ne karşı düşünce ve uygulamalarıyla veya yazdıkları yazılarla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini sayılırlar. Büyük Millet Meclisi'ne karşı olumsuz hareketleri önlemeye yöneliktir. Fakat Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nda işgallerin haksızlığını dünyaya duyurmak yoktur. Dolayısıyla da doğru cevabımız B seçeneği çocuklar. 7. soruda bizden İnönü Zaferi'nin sonuçlarının ulusal ve uluslararası şeklinde sınıflandırılması istenmiştir. Şimdi çocuklar, eğer sadece bizi, Türk milletini ilgilendiren bir sonuçsa ulusal, yani milli. Fakat bizden başka bir devleti ya da devletleri de ilgilendirense sonuçları uluslararası şeklinde sınıflandırıyoruz. O zaman şimdi birinci maddemize bakalım. İşgallere karşı bağımsızlık umudu güçlendi. Bu Türk milletinin bağımsızlık umudunu güçlendirdiği için ulusal. İkinci öncülümüz, Afganistan ile dostluk antlaşması yapıldı. Türk Büyük Millet Meclisi dışında Afganistan'ın da olması, yani başka bir devletin de olması uluslararası olduğunu gösterir. Düzenli orduya duyulan güvenin artması yine bizimle ilgili olduğu için, sadece bizimle ilgili olduğu için ulusal. Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması başka bir devletle ilişkili olduğu için uluslararası. İtilaf devletleri Sevr'i tekrar görüşmek için Londra'da bir konferans düzenledi. Bizden başka devletleri de ilgilendirdiği için yine uluslararası. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 3 ulusal, 2, 4 ve 5 uluslararası olan B seçeneği.
Sekizinci sorumuz Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili bir soru. Yukarıdaki Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın hangi maddesi Osmanlı Devleti'nin yok sayıldığını göstermektedir diyor. Osmanlı Devleti'nin yok sayıldığını gösteren İstanbul ve Boğazlar'ın TBMM hükümeti yönetimine bırakılmasıdır. Burada İstanbul ve Boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine bırakılarak Osmanlı Devleti yok sayılmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadeleyi sürdürmekteki hangi özelliği dile getirilmiştir şeklinde. Önce bize verilen bilgi metnini okuyalım. İtilaf devletlerinin baskısı altındaki İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadele faaliyetlerinden rahatsızdı. Bu yüzden Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasının ardından onun müfettişlik görevine son verildi. Bu durum karşısında askerlik mesleğinden ve müfettişlik görevinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa, milli mücadeleye devam edeceğini orduya ve millete duyurdu. Şimdi çocuklar, Mustafa Kemal'in çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa etmesi ve milli mücadeleye devam edeceğini bildirmesi, hedefine ulaşmada ödünsüz ve kararlı olduğunu bize gösterir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 10. ve son sorumuz Erzurum Kongresi'nde alınan kararlarla ilgili. Erzurum Kongresi'nde alınan bazı kararlar şunlardır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Kuvayi Milliye'yi etken ve milli iradeyi egemen kılmak esastır. Manda ve himaye kabul edilemez. Milli Meclis'in derhal toplanması ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamaya çalışılacaktır. Bu kararlar yukarıdaki ilkelerden hangisini veya hangilerinin benimsendiğine kanıt olabilir demiş. Şimdi öncülülerle ilkeleri eşleştirdiğimizde birinci öncülümüz milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Vatanın bütünlüğüyle ilişkilidir. İkinci öncülümüz Kuvayi Milliye'yi etken ve milli iradeyi egemen kılmak esastır. Milli egemenlik ilkesiyle ilişkilidir. O zaman dolayısıyla 3 var. Manda ve himaye kabul edilemez. Tam bağımsızlıkla ilişkilidir. 1 de var. Milli Meclis'in derhal toplanması ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamaya çalışılacaktır. Bu da yine milli egemenliği çağrıştırdığı için Milli Meclis'in derhal toplanması, yine milli egemenlik var. Dolayısıyla doğru cevabımız tam bağımsızlık ve milli egemenlik seçeneği olan 1 ve 3 C seçeneği olacak.